Merhaba, TV24'ün şu anda manşeti HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a çıkan tahliye kararı. Ana davadan tahliye kararı çıktı Selahattin Demirtaş'a. Peki bu durumda Selahattin Demirtaş serbest kalabilecek mi? Son derece önemli bir karar. Niye alındı bu karar? Nasıl alındı bu karar? Hiç beklenmiyordu ve üstüne üstelik oy birliğiyle alınmış bir karar. Farklı görüşler var. Kimi hukukçulara göre çıkabilecek, tahliye edilmesi gerekiyor. Kimi hukukçular da diyorlar ki hayır, diğer davası nedeniyle devam edecek. Hükümlü olduğu davası nedeniyle devam edecek. Şimdi Meral Danış Beştaş, Siirt Milletvekili, HDP'nin Siirt Milletvekili telefon hattımızda. Önce kendisiyle değerlendirelim. Sonra Ankara temsilcimiz Gökçer Tayincioğlu'yla daha ayrıntılı bir biçimde konuşacağız. Meral Hanım merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi siz de sosyal medyadan, Twitter hesabınızdan paylaştınız. Diyorsunuz ki çıkan bu kararın ardından muhakkak serbest kalmalı, tahliye edilmeli Selahattin Demirtaş. Neden böyle düşünüyorsunuz? Sizden alalım. Şimdi Selahattin Demirtaş hakkında tutuklu olduğu tek dava var. Yani tutuklama kararıyla içeride cezaevinde tutulduğu bir tek dava var. O da Ankara'da devam eden dava. Bugün duruşması vardı. Kendisi avukatlar katılmadılar. Savunmalar yapılmadı. Fakat mahkeme oy birliğiyle tutuklu olduğu davadan tahliye kararı verdi. Bunun dışında bir de hüküm aldığı bir dava var İstanbul'dan. 4 yıl 8 ay propagandadan kendisi ve Sırrı Süreyya Önder ceza almıştı hatırlanacağı üzere. Ve hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından sonra hemen istinaf mahkemesi onaylamıştı. Bir parantez daha açayım. Şu ana kadar Türkiye'de propagandadan verilen en yüksek cezadır 4 yıl 8 ay. İşte burada şey devreye giriyor, impas süresi. Şu anda tutuklu olduğu davadan tahliye kararı verildiği için avukatlar bu yaptığı şu anda 2 yıl 10 aydır içeride tutuluyor. Yani 34 aydır Demirtaş Bilfiil cezaevinde bunun için mahsup talebinde bulunacaklar. Ve denetimli serbestlik süresi içine girecek. Bu yönüyle serbest bırakılması gerekiyor yasa ve Yargıtay kararları gereğince. Eğer bu yönde bir karar verilmezse böyle bir durum için ne söylersiniz? Yani şöyle, benim söylediğim tümüyle hukuk ve teknik. Şu anda daha da açayım. Normalde bu tip suçlarda, cezalarda 4'te 3 infaz süresi, yani 42 ay. 8 ay sonra zaten mutlaka tahliye olacak hüküm aldığı cezadan. Fakat son 1 yıla girince, yani 8 ay değil 4 ay öncesinden Demirtaş denetimli serbestlik süresi içinde ve Yargıtay bu konuda çok sayıda karar verdi. Çok sayıda bu konuda tahliye kararları var önümüzde ve Demirtaş'ın da bu şekilde denetimli serbestlik süresi içinde olduğundan özgür olması gerekiyor. Bu yönlü karar verilmezse tabii ki avukatlar itiraz sürecini tekrar işletecekler. Ayrıca 4 yıl 8 aylık ceza ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin önünde de bir dava bulunuyor ve Anayasa Mahkemesi de bir an önce o konuda karar vermeli. Yani bu süreç daha fazla uzatılmamalı. Artık Demirtaş'ın içeride tutulmasının hukuki olarak hiçbir izahı kalmamıştır. Şimdi malum mahkeme kararları insanı şaşırtabiliyor. Çünkü bugün tahliye edildi. Yani tahliye kararı çıkan davada aslında 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. Doğru mu? Evet. Evet. Şimdi 142 yıl istediğiniz bir tutukluyu bugün oy birliğiyle tahliye etmeye karar veriyorsunuz mahkeme heyeti olarak. Arada ne değişti diye sormak gerekiyor. Sizce bugün alınan karar da siyasi bir karar mıdır? Ve 18 Eylül'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülecek davanın öncesinde alınmış bir korku kararı mıdır? Yani o konuda şunu söyleyeyim. Sonuçta hiçbiri hukuki davalar değildi, dün de değildir, bugün de değil, yarın da olmayacak. Bunların tümü siyasi arka planla, siyasi bir propaganda eşliğinde açılan davalar, devam ettirilen davalar, karar verilen davalar. Bu yönüyle yani ek bir değerlendirmeye ihtiyaç duymuyoruz. Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bence derhal tahliye etmesi gerektiği yönünde bir karar vermişti. Fakat buna karşın biliyorsunuz açıklamalar yapılmıştı ama bugün artık bunların ötesinde
mahkeme oy birliğiyle bir karar verdi. Hiç tutuklanmamalıydılar, hiç yargılanmamalıydılar. Hı hı. Ama bugün bu karar verilmişse bir an önce dakikalar, saatler de çok önemli, gereği yerine getirilmelidir. Peki mahkeme kararını tartışmayı bir kenara bırakalım. Son soru olarak size sorayım. Bugün bu kararla birlikte iktidar cephesi Kürt sorununda bir yeni arayışa giriyor ya da en azından ortamı rahatlatmaya karar verdi. Çünkü son olarak Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretini gördük ve bölgedeki CHP'nin de yeniden inisiyatif almaya başlaması bir şekilde bir yeni ortamı beraberinde getirdi. Bu yeni iktidarda yeni bir arayışın bir filizlenmesi ya da onun işareti diye yorumlar mısınız? Böyle bir yorumunuz olur mu? Yok, hayır. Bu yorumlar için çok erken. Şu anda bunun hiçbir donesi yok. Daha çok yeni, taze bir olay var. 3 tane kayyum atanmış durumda. Evet. Bu yorumlar için çok erken olduğu görüşümü şimdi paylaşmak isterim. Son olarak eğer tahliye kararı, yani şu anda herhalde avukatlar başvuru hazırlıyorlar diye düşünüyorum. Evet, evet, hazırlık yapıyorlar. Siz HDP milletvekilleri olarak Edirne'ye gidecek misiniz? Tabii ki karar verilir verilmez. Bu konuda yetkili kurullarımız, eş genel başkanlarımız gerekli açıklamaları yapacaklar önümüzdeki saatlerde. Peki. Meral Danış Beyşler, çok teşekkür ediyoruz. Siirt Milletvekili HDP'nin bize sıcağı sıcağına değerlendirmelerini aktardı. Sağ olun. İyi günler. Teşekkür ederiz. Şimdi Gökçer Tayincioğlu, T24'ün Ankara temsilcisi, kendisiyle değerlendirelim hem Meral Danış Beştaş'ın anlattıklarını hem de genel olarak Ankara'daki havayı, nabzı. Gökçer merhaba. Merhaba, merhaba, iyi yayınlar. Şimdi gerçi T24'ü de yorumladın daha önce ama biz biraz daha ayrıntılı konuşalım. Meral Danış Beştaş diyor ki muhakkak denetimli serbestlikten yararlandırılmak zorunda bu kararın ardından. Çünkü Yargıtay'ın iştahatları var. Senin değerlendirmen nasıl? Ankara kulislerinin en azından Ankara'daki hava ne söylüyor? Yani aslında Meral Hanım çerçeveyi çok güzel özetledi. Yani siyasi bir yorum da değil, Yargıtay'ın önceki uygulamaları, hatta yerel mahkemelerin önceki uygulamaları tahliye gerektiğini gösteriyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın ana davası için aslında önce hemen tahliye gerekir demişti ve bunu derken çok önemli bir tespit yapmıştı. Siyasi nedenler tutuklu olduğuna dair bir tespitte bulunmuştu. Türkiye adına ilk mahkumiyet gerekeceği. Ancak Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi bu ana davaya bakan, ki sen de söyledin, bu ana dava 30'un aşkın dosyanın birleştirilmesiyle 142 yıla kadar yargılandı. Buna rağmen tahliye kararı vermedi. Türkiye ve Demirtaş'ın itirazları vardı bu karara, mahkumiyet kararına. 18 Eylül'de bu büyük daire ahim bunu görüştük. Ankara polislerinde bir süredir büyük dairede görüşmeden Demirtaş için bu dosyadan tahliye kararı çıkartıp konuşuluyordu. Türkiye'nin zor durumda kalmaması adına. Zira aslında şöyle bir şey yapmışlardı. İstanbul'da propagandadan yargılandı Sırrı Süreyya Önder'le birlikte Dınalı'nda. Ahim kararından hemen sonra Partopar İstinaf Mahkemesi görüştü. Demirtaş 4 yıl 8 ayla hükümlü hale geldi. Doğal olarak bu dosyadan çıksa bile çıkmayacağı söyledi. Bunun garantiye alındığı gibi bir algı var. Ancak Yargıtay'ın uygulamaları Meral Hanım'ın aktardığı gibi tutuklu yaptığı sürenin hüküm aldığı süreden mahsup edilmesini gerektiriyor. Şimdi avukatların hazırladığı dilekçede mahsup dilekçesi ve denetimli serbestlik dilekçesi. Demirtaş'ın toplam aldığı cezadan dolayı 42 ay yatması gerekiyor. Bunu zaten 36 aylık bir bölüm yaklaşık yattı. Bu mahsup edilirse tutuklu bulunduğu süre denetimli serbestlik son bir yılda dışarıda geçirmesi gerektiği için tahliyesi gerekiyor. Eğer hukuk olağanüstü bir uygulamaya daha sahne olması da aslında Demirtaş bu dilekçeden sonra değerlendirme yapılarak tahliye edilmeli. Ankara'daki beklenti de aslında o yönde. Biraz da şöyle de konuşuluyor. Yerel seçim bitti, önceki seçimler bitti. Demirtaş'ın tahliyesinin önünde işte AKİM'de hazır Türkiye'yi mahkum ediyorken çok da bir engel olmamalı bir görüş.
İşte ben de sana tam onu söyleyecektim. Şimdi Meral Hanım pek siyasete girmek istemedi. Tabii ki muhalefet milletvekili olarak daha hukuk çerçevesinde değerlendirdi. Ama biz seninle birazcık siyaset dedikodusu yapabiliriz. Siyasi değerlendirme yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bugün tam da adli yılın açılışı, işte efendim yargı reformu paketinden bahsediyoruz. Bugün verilen mesajları dinledik. Tabii zamanlaması haliyle insana bu soruyu sordurtturuyor. Ya durup dururken ne oldu bir anda? 142 yıl isterken bu insan nasıl oldu bir anda? Tahliye hiç bir suçu yokmuş meğerse noktasına geldi. Ya biraz o anlamda da Ankara kulislerinizi aktarır mısın? Aslında yani başta şeyi de bir söylemek lazım. Yani komik nüanslar da var. Şimdi bugünkü duruşmaya Demirtaş ve avukatlar katılmadılar mazeret bildirerek. Aslında bir önceki duruşmada bu Agim Büyük Daire'nin görüşmesi düşünülerek tahliye çıkabileceğini düşünüyorduk ve bekliyorduk. Kulislerde de böyle konuşuluyordu. Olmadı. Eylül'deki duruşmada tahliye olur diye bekleniyordu. Yani komiktir. Ahim kararını daha önce uygulamayan mahkeme, avukatlar bugün mazeret bildirdiğinden Ahim'in savunma hakkı kararlarına atıf yaparak biz duruşmayı sürüncemede bırakmayalım, devam ettirelim demiş karardan önce. Bir diğer hani bu karara atıf yaparken bir diğer aslında bence komik nüans, oy birliğiyle tahliye kararı verirken Ahim kararına hiçbir atıf yok, daha önce Türkiye'yi mahkum ettiği. Tamamen yattığı süre ve savunmasının alınmış olmasını yeterli görüyor 142 yıla yargılandığı davada. Hani senin söylediklerini de desteklemek adına söyleyeyim onları. Onunla beraber yurt dışına çıkış yasağı ve kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar vermiş birliğiyle. Hemen tahliye olmasına bir engel yoksa diye de kayıt düşmüş. Yani açıkçası ben de Meral Hanım hani bu ortamda bir beklentiye girmemek lazım mesajı verdi. Ben de katılıyorum çünkü kayyum kararları çok yeni ve hani duyumlarımız benzer hazırlıkların devam ettiği de yönünde, buna sınırlı kalmayacağı yönünde duyumlar var. Onun için ben Demirtaş kararı... Ya aslında orada şöyle yani Meral Hanım hani kayyumlar üzerinde ben de zaten yani zaten HDP tarafı çok net bir şekilde söylüyor. Yani şu, biz hayatta AK Parti ile bir daha herhangi bir barış görüşmesine, çözüm sürecine yeni bir sayfaya oturmayız diyor, diyorlardı zaten. Zaten kayyum kararı da ortada. Evet de yani AK Parti kendi Kürt seçmenine yönelik bir açılım yapmaya mı çalışıyor sormak istedim aslında. Çünkü işte İmamoğlu'nun ki CHP'nin siyasetine rağmen bölgeden destek görmesi, işte ilgi görmesi bir ortam değişikliğini gösteriyor iktidara. Bunun da biraz etkisi var mı anlamında sormuştum. Sen ne dersin? Ya açıkçası ben de iktidar bloğunda diyeyim, sadece AKP'de değil, MHP'yi de katarak söyleyeyim. Hani zaten böyle bir bloktan bahsettiğimiz sürece çok o havayı göremiyorum. İşte dediğim gibi bize gelen duyumlar aslında İçişleri Bakanlığı'nın farklı hazırlıkları sürdüğü yönünde. Ama şu var, hani AB'yi de biraz katarak ve bu yargı reformu strateji belgesi doğrultusunda hazırlanan paketleri de göz önüne alırsak, orada bir düşünce özgürlüğü ile ilgili rapor vaadi var. Aslında Demirtaş'ın 4 yıl 8 aylık cezası tam da bu kapsamda kalan bir ceza ve benzer durumda çok sayıda HDP bir var, tutuklu olan, hükümlü olan vesaire. Ya da Türkiye'nin aslında sadece HDP ile de sınırlı değil, çok temel bir sorun. İşte ifade özgürlüğü ile ilgili davalar, barış akademisyenleri, tabipler birliği vesaire bir sürü dosya var. Daha çok bu kanaldan bir yumuşama bekliyoruz, paketlerle yapılacak ama hani bunun böyle makro bir siyasete evrilmesi şu anda çok da konuşulmuyor açıkçası. Peki eğer gerçekten yarın tahliye edilirse ya da bugün tahliye kararı çıkarsa diğerleri için de emsal oluşturacak mı? Yani bunun devamı nasıl gelir? Gelir mi? Yoksa Selahattin Demirtaş özelinde mi kalır diye düşünüyorsun? Ya ben Selahattin Demirtaş konusunda AİHM'in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hem çok zorlayıcı olduğunu düşünüyorum. Tabii AİHM de şöyle bir şey yaptı. Demirtaş'ın dosyasını diğer HDP'lilerden ayırıp görüştü. Bu anlamda Türkiye için zorlayıcı oldu. Ama tabii bu süreç sonunda tahliyesi çabuk bir biçimde, hızlı bir biçimde mümkün olursa yani bunun hem AİHM nezdinde hem Anayasa Mahkemesi nezdindeki başvurular açısından bir yansıması olur, bir etkisi olur diye düşünüyorum. Ama hani çok doğrudan emsal olur, hemen de harekete geçilir, hepsi bırakılır. Açıkçası o yönde bir beklentim çok çabuk bir biçimde yok. Ama Türkiye açısından özellikle AİHM süreci zorlayıcı gözüküyor. Evet, demek ki AİHM'i, Avrupa Konseyi'ni o kadar da biz takmayız, dinlemeyiz
demek kolay değil. Bu kararda da görüyoruz ya da bu süreçte de senin anlattığın gibi zorlu bir süreç. Bu biraz idam tartışmalarını da ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye Avrupa Konseyi'nin üyesi, imzası var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamak zorunda. Dolayısıyla bu böyle bütün yargıyla devam eden pek çok kararı da aslında gerçeklerin pek de öyle olmadığını gösterir nitelikte herhalde diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Elbette yani çok simgesel davranıyor. İşte hakim karar veriyor. Biz buna uymak zorunda değiliz diye bir siyasi mesaj çıkıyor. Onun üzerine mahkemeler bu siyasi mesaj doğrultusunda hareket ederken bir yandan hükümlü hale getirip hukuka uydurmaya çalışılan bir süreç yaşanıyor. Ama büyük daire görüşmeden önce de nasıl bir tesadüfse bu kadar ağır bir dosyadan tahliye karar çıkıyor. Bunları çok hukuk çerçevesinde yorumlamak mümkün değil. Ben de senin gibi idam konusunda da siyasi polemik düzeyinde kaldığını düşünüyorum. Aksi takdirde bugüne kadar çoktan harekete geçilirdi bana kalırsa. Peki son soru sorayım Gökçer. Sen takip edeceğiz tabii ki. Ankara temsilcimiz aktaracak izleyenlerimize de takipçilerimize de ama yani çıkarsa ne zaman bekliyoruz tahliye kararı ya da tahliye edilmeyeceğine yönelik kararı? Yani açıkçası ben tahliyenin zorlayıcı olduğunu düşünüyorum ama hani bu çok şey değil. Hemen yarın muhtemel ki bir mahsup ve denetimli serbestlik başvurusu yapılır. Hızlı bir biçimde değerlendirilmesi gerekir. Yani ola ki mevcut uygulamalara aykırı bir süreç yaşandı. Ben itirazlarla gene bunun düzeltileceğini düşünüyorum. Kaldı ki hani programın başında da Meral Hanım söyledi. Hani Demirtaş'ın zaten hükümlü olduğu dosyadan yatacak süresi artık çok uzun değil. Büyük bir bölümünü yatmış durumda. Hani bunu da göz önüne alarak hızlı hareket edileceği inancındayım. Evet. Ama orada umarım ki bu süreçte birçok dosyalar var. Başka bir mahkumiyet, başka bir adım atılması gibi bir yola gidilmez. Evet. Bir an önce ben özgürlüğüne kavuşacağını düşünüyorum. Savcı da itiraz edecek mi etmeyecek mi göreceğiz. Peki Gökçer Tayincioğlu çok teşekkür ediyoruz. İzleyenlerimiz açısından t24.com.tr ya da Facebook sayfamız ve YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz bizleri.